Gerek kızılötesi gerekse de X ışını görüntüleriyle, gözlenen büyük yıldızların aynı zamanda, çevrelerine önemli miktarda X ışını yaydıkları belirlendi. Bu görüntü Spitzer Uzay Teleskopu'nun, kızılötesi verilerinden elde edildi. Görüntüde kare ile işaretlenen bölgelerdeki, mavi ile gösterilen noktalar, Chandra X ışınları teleskopu ile elde edilen, X ışını kaynaklarını gösteriyor. Her X ışını kaynağı aynı zamanda, güçlü bir kızılötesi sinyali de göndermektedir. X ışını ve kızılötesi verileri ile, radyo ve optik gözlemler bu parlak kaynakların, aslında son derece büyük yıldızlar olduğunu gösteriyor. Diğer iki büyük kütleli yıldızlar da, benzer yöntemlerle Samanyolu düzleminin, yakınında bulundu. ESA'nın XMM Newton gözlemeviyle yapılan, ayrıntılı gözlemler önemli bilgiler verdi. Bu yıldızların hepsi en az, 4 ile 25 güneş kütlesinde ve Dünya'dan, 7500 ile 18000 ışık yılı uzaklıktadır. Birkaç milyon yıl içinde de süpernova patlaması ile, yaşamlarını sona erdirecekleri düşünülüyor. Bu tür, çok büyük kütleli yıldızları bulmak kolay değildir. Samanyolu Gökadası kenarına yakın yerlerde olan, bu yıldızları saran gaz ve toz bulutu, görünür teleskoplarla görünmelerini engeller. Kızılötesi görüntülerde ise, bu bölgelerin yıldızlarla dolu olduğu görülür. Bu yıldızlar, Chandra X ışını teleskopu ile de, oldukça parlak X ışını gönderdiklerinden, diğerlerinden ayırt edilirler. Bu büyük yıldızlar aynı zamanda, güçlü X ışını da yollar. Bazı büyük kütleli yıldızların üflediği rüzgarlar, çevredeki malzemeyi saatte 3,5 milyon kilometre gibi bir hızla ileri sürer. İleri hızla atılan malzeme bir duvara hızla çarpar gibi, başka bir malzemeyle çarpıştığında yavaşlıyor. Bu büyük çarpışma sonucu ortaya çıkan şok dalgaları, 100 milyon dereceye kadar ısınır ve, çevreye bol miktarda X ışını göndermeye başlar. Chandra ile gelecekte, birçok büyük yıldız keşfi yapılması bekleniyor.